Merhabalar, Air Lüks Tour YouTube kanalına hoş geldiniz. Acıpayam eski ismi Garbi Karaağaç veya Karaağaç, Ege bölgesinin güneydoğusunda bulunan Denizli iline bağlı bir ilçedir. İlçe nüfusu, TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 55.141 kişidir. 1628 kilometre yüz ölçümü ile Denizli'nin en büyük ilçesidir. Bu bölgede tütün tarımı çoğunluklu olmakla beraber ismindeki payam sözcüğünü badem üretiminden de almaktadır. Ayrıca yöre goku isimli yemeği ile de ismini duyurmuştur. Coğrafi konumu, Acıpayam, coğrafi konum olarak Akdeniz bölgesindedir. Acıpayam, deniz seviyesinden yüksekliği 885 metredir. Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında, Ege bölgesinin güneydoğusunda yer almaktadır. Ege bölgesinden Akdeniz bölgesine geçiş noktasında olan ilçenin doğusundaki Burdur iline bağlı Çavdır. Yeşilova ve Gölhisar ilçeleri, batısındaki Tavas ve Beyağaç, kuzeyindeki Serinhisar ve Çardak ve güneyindeki Köyceğiz ve Çameli ilçeleri ile sınırı bulunur. Büyükşehir Kanunu dolayısıyla merkeze bağlı 14 belediye, 38 köy ile ilçe merkezine mahalle statüsünde bağlanmıştır. İlçeye bağlı 56 mahalle bulunmaktadır. İklim, coğrafi yönden Ege bölgesi içindedir. Ege bölgesi ile Akdeniz bölgesi geçiş noktasında olması nedeniyle değişken iklimi vardır. Kuzey kısımlarında göller bölgesinin iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı, bazen de kışlar ılıman geçer. Güneye inildikçe Gireniz Vadisi boyunca Akdeniz iklimi hüküm sürer. Tarım, ovası yüksek olmasına karşın Akdeniz ikliminin ılımanlaştırıcı etkisi sayesinde iklimi incir, pamuk, muz ve benzeri yüksek sıcaklıklara gerek duyulan ürünler haricindeki diğer ürünlere gayet uygundur. Ovasının toprağı kumlu topraklardan oluşur ve oldukça bereketlidir. Ovanın tek sorunu sulama kanalının bulunmayışıdır. Ovanın altında bol miktarda su bulunmaktadır. Bölgedeki çiftçilikle uğraşan halk, suyunu daha çok yer altından gelen sondaj suyu ile sağlamaktadır. Ovadaki sulama genellikle bu şekilde yapılmaktadır. Buna rağmen bu ova, Denizli'deki en önemli tarım alanları arasındadır. İlçe kavunu ile meşhurdur ve bostan türü meyveler kolaylıkla yetişebilmektedir. Ovadan genellikle kavun, karpuz, lahana, ıspanak, domates, biber, elma ve daha akla gelebilecek pek çok ürün sağlanmaktadır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Air Lüks Tour YouTube kanalı. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.